Merhaba sevgili seyirciler. Yeni Günde gündem konuğumuz iş adamı ve siyasetçi Sayın Kerim Özer. Onu hepiniz yakından tanıyorsunuz. Ama o kendisini hala pek böyle İzmir'de iyi tanınan bir siyasetçi olarak göstermek istemiyor kendisini. Hep ben bir halk adamıyım diye söylüyor. Evet, gerçekten evet. Halk adamısınız da yani İzmir siyasette Kerim Özer'i tanır iyiden iyi. Hani biraz daha farklı herhalde düşünceler. Evet. Evet, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Ben de tüm İzmirlilere iyi günler diliyorum. Selamlar söylüyorum. Tabii sizin dediğinize gelirken şöyle hemen bir şey yapalım. Ya, iş adamı olmak, siyasetçi olmak, bu ülkenin en çok halk adamı olan insanlara ihtiyacı var. Evet. Biz ilk önce halk adamı olacağız. Ben mesela şu lafı hiç beğenmem. Ya işte otururlar kocaman adamlar. Derler ki ya işte artık gelin biz halka inelim. Ya birader niye çıktınız ki iniyorsunuz? İşte biz sokakta olan bir adamız. Sokakta karşıda olan insanız. Şimdi bu lafı hala söyleniyor mu? Biz halka gidelim diye. Tabii halka inmek lazım. Halka inelim. Ya işte demek ki bugüne kadar inilmedi. Hayır birader, niye oraya çıktınız ki halka şimdi iniyorsunuz? Yani niye, ihtiyacınız mı var? Şimdi ihtiyaç mı doğdu? Yani demek ki lazım oldukça halka ineceğiz. Seçimler olduğu tabii, için biliyorsunuz. Lazım oldukça ineceğiz. Şimdi tabii. Evet, biz halktan bahsettik ama oradan devam etmeyelim. İsterseniz şöyle genel bir giriş yapalım. Şöyle Türkiye'ye şöyle yukarıdan bir bakalım. İsterseniz şeye çıkalım, şu Kadife Kale'ye doğru bir çıkalım. İzmir'e değil bu defa, önce bir Türkiye'ye bakalım. Tabii. Türkiye'nin durumu, ekonomik, siyasi, şöyle kısaca oradan bir bahsedelim. Ya tabii, Türkiye'ye İzmir'den bakmak lazım. Yani ben İzmirliyim, Türkiye'ye İzmir'den bakarım, İzmirli gibi bakarım. İzmirli gibi yapıcı bakarım. Biz Türkiye'ye son zamanlarda bakarken siyasi bakmak doğru iş değil. Bu gemi batarken hep beraber batacağız. Problemler olabilir, sıkıntılar olabilir, yani sorunlar olabilir ama yani siz yapıyorsunuz diye, o yapıyor diye her şey kötüdür diyemeyiz. Bunu dersek dediğim gibi bu şey bir vücuda gelir size batar. Şimdi tabii ülkenin şu andaki gündemine bakarken işte bir zarrap muhabbeti. Şimdi evet, zarrap bir hata, bir şey, bir değişiklik olayların sonuçlarının ve Türkiye'nin o günkü koşullarında niye ve nasıl, neden kullanıldığı noktasında tabi bunlar aslında ülke yönetiminde ince işlerdir yani. Bu işlere çok böyle dokunmanın, evin yatak odasını çok dışarıya taşırmanın bir manası yok. Ya da buradan bir şeyler değiştirmeye çalışmanın. Yani bunları öyle bakmak lazım. Yani ülke yönetiyorsunuz yani. Şey yapıyoruz ama da bunları yaparken dikkatli olmak lazım. Bir aşiret devleti değilsiniz yani, bir dünya devletisiniz. Bunları tabii dikkatli yapmak lazım. Yani bir hukuk devleti hassasiyetiyle yapmak lazım. Tamam, neyse, bu çamaşırlar yere döküldükten sonra bunu da gelip de ulan hadi bakalım, hazır yere düşmüş, bir üç tane tekme de biz vuralım. Kimin karşısında vuruyorsun? Vallahi ben kardeşimi döverim ama ben kardeşimi kimseye dövdürtmem. Yani hakaret ederim, kızarım da ama dışarıdan birisine kardeşimi dövdürtmem. Şimdi bu meselelere birazcık böyle yapıcı bakmak lazım. Kapatalım kapıları, kendi içimizde konuşalım. Kendi içimizde eleştirelim ama dışarıya karşı da birlik olmasını becerelim diye düşünüyorum. Evet. Yani, bu güzel bir giriş oldu aslında. Öyle bak, böyle düşünüyorum yani. Şöyle biraz da Güneydoğu'ya doğru gidelim. Orada da yıllardan beri süre gelen Irak ve Suriye'de sorunlarımız var. Bu sorunlar hala devam ediyor. Malum bugün Putin geldi. Putin'le bir görüşmeler oldu. Sanki orada artık bu iş sonuna doğru geliniyor gibi. DAEŞ bitti gibi bir şey. Her ne kadar böyle bireysel bazı çıkışlar olabilir ama bitti gibi bir şey. Bugünlerde sanki bir şeyler olacak gibi oralarda. Ne diyorsunuz? Ya şimdi siz evinizdeki problemleri gidip birileri gelin bizim problemimizi çözün diye yola çıkarsanız, birileri kendi çıkarlarına ters düştüğü yerde sizi anında satar. Şimdi Anadolu'da bir söz var, derler ki al kapıda, yat, sat kapıda, işin yoksa yat kapıda. Şimdi
yanımızda Suriye, Irak, bu tarafta Rusya, yani İran. İran. Buraya baktığın zaman burada birlikte olup birlikte güç olmayı becermek gerekirken kendinizi bir yerlerde alıyor. Ya adam sana diyor ki sen bana benzemiyorsun. Ya seni istemiyorum. Biz de illa diyor ki beraber olalım. Ya istemiyor kardeşim seni. Yani niye zorluyorsun yani? İstemiyor seni. Yani hem şey yapacaksın. Yani elini kolunu bağlamış diyor ki kavga et. Ya sen tırlarla silah göndereceksin. Bilmem neler göndereceksin. Sonra bizim en iyi müttefimiz, en dostum. Hadi be canım sende öyle bir şey yok yani. Biraz samimi olmak lazım. Yani bu konularda, bu meselelerde siyaset olmaz. Bu ülke meselesi. Bunlardan siyaset yapmayacaksın. Yani bu ülkenin gerçekleri var kardeşim. Bu ülkede biz bir mozaiyiz. Bu ülkede Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla biz kardeşiz kardeşim. Siz bizi, yani birileri kim ayırıyor bizi? Niye ayrıldı? Ne oldu da ayrıldık? Niye ayrılma çabasına girin? Hiç kimse kimsenin birbirinden ayrılmak gibi derdi yok. İnsan yerine konulmak istiyor herkes. İnsan gibi yaşamak istiyor. Siz ama birileri sizi bölüyor, çarpıyor, şey yapıyor ve de siz de boyuna geliyorsunuz. Gelmeyeceksiniz kardeşim. Yani bu ülkenin Kürt'ü de Türk'ü de oturacaklar. Adam gibi bu ülke bizim kardeşim, beraberiz. Şimdi bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben kendimden örnek vereyim. Benim dedem Türk. Babaannem Kürt. Şimdi beni gene ayırın, beni nasıl ayıracaksınız kardeşim? Böyle bir derdimiz yok yani. Bu ülkenin böyle bir derdi yok. Bu dert kimin? Üçüncü kişilerin bu ülke üzerinde ve bu bölge üzerindeki kişisel çıkarlarının bir dizaynı. O her zaman bu güçler kendine bir figüran bulur. O figüranı kullanır. Kullandıktan sonra kullanma tarihi geçer, kenara koyar, yeni birisini yürüyor. O zaman sen de onun kadar akıllı olacaksın canım. Sen de ona göre kendi korumanı alacaksın, kendi dizaynını alacaksın yani. Ben o meselelere öyle bakarım yani. Evet, ekonomik iş adamı olarak ekonomi dünyasını nasıl görüyorsunuz şu anda? Kimisi battık batacağız diyor. Bir taraftan TÜİK'in açıklamaları vardı, %11 büyüme hızını yakaladık diye. Şimdi yani çok çelişkili şeyler. Bir taraftan battık diyorlar ekonomide, bir taraftan %11 kalkınma hızı. Siz neredesiniz bir iş adamı olarak görüyorsunuz? Ya bizim iş adamlığımızdan çok bir şey anlaşılmaz yani, öyle o kadar bir yine şey değil. Yine de bu alemi tanıyan bir birisi olarak. Ama şöyle söyleyeyim, ya ülkede bir problem var, bir sıkıntı var. Dünya şeyine bakarken dünyada da bir problem var yani. Tabii. Yani hep beraber bu ülke birazcık hovardalıktan az geriye çekilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biraz hep beraber kendimizi kasmamız lazım. Bu süreci birlikte aşmamız lazım diye düşünüyorum. Yani bu ülkede her şey çok kötü değil ama sıkıntılar var yani. Herkes birazcık elini taşın altına koyarsa, bu ülkeyi yönetenler daha dikkatli olursa, bu işlerin de altından çıkılmayacak şeyler değil yani. Bu ülke Kurtuluş Savaşı gibi hiç yoktan var olmuş bir ülke, böyle ufacık tefecik şeylerle de yıkılacak bir ülke de değil yani. Biz Kurtuluş Savaşı verdik, neler gördük diyorsunuz. Neler görülmüş, neler yaşanmışız. Sıfıra düşmüş. Eksiden gelmişsiniz yani, bunlar aşılamayacak şeyler değil. Yeter ki tek yürek olalım, hepimiz aynı şeyleri şey yapalım, birbirimizin altını oymayalım. Birlik beraberlik olunca bu işler olacaktır. Evet, altına oyma değil de böyle ben ondan daha iyi yaparımı. Tabii yani. Şu şekilde tabii. Olursa daha iyi olur gibi. Katkı koymak lazım. Birbirimize katkı koymak lazım. Yani birbirimizin paçasından çekmenin bir faydası yok. Ama katkı koyma deyince herhalde bazıları yanlış mı anlıyor bunu? Hani ben katkı koyarsam bir şeylere acaba o mu kazanır, ben kaybeder miyim gibi bir düşünce zaman, mi var? O zaman siz kompleksli olmayacaksınız. Yani siyasetçinin kompleksi olmaz. Yapar, yaptığını da anlatır. Onu anlatacaksınız yani. Orada komplekse gerek yok. Doğrusu budur arkadaş. Doğrusu budur ve bu senin yaptığın doğrudur ama şöyle yaparsan daha iyi olabilir. Tabii canım yani şey de yani sen ne yapıyorsan seninkisi hep kötü. Başladığında kötü. Ya bir dur birader, bir dinle bakalım. Belki güzel şeyler söyleyecek. Evet. Belki güzel katkılar sunacak. Yani ortak akıl ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Ortak akıl. Oraya varabilir miyiz acaba gerçekten? Bazı konularda oluyor aslında bu. Belki yani tabii biraz şu anda dünden geç ama yarından erken olacak diye bir umudum var yani. Umut var. Umutsuz olmamak lazım. Evet. Evet. Artık İzmir'e gelelim.
Yani hani şimdi İzmir'e şöyle gene çıkalım kareye, şöyle ilçelere doğru bir göz atalım. Evet. Bütün ilçelerde malum bir seçimler başladı. Cumhuriyet Halk Parti'de delege seçimleri oldu. Ondan sonra da ilçe seçimleri oldu. Önce bir delege seçimlerinden başlayalım isterseniz. Biliyorum çok güzel bir yazınız var orada. Şimdi tabii. O yazıyla da biraz ilintili olduğu için. Olur, yani, olur. Çünkü... Şimdi tabii o yazı işte zaman zaman tabii hayatın içindesiniz, yaşıyorsunuz. Hı-hı. Ben hep derim yani ben siyasette 1980'den beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişik yerlerindeyim. Hiç bir yere de kimsenin icazetiyle, kimsenin koluyla değil. Yani biz bir halk hareketi, sokak hareketiyle geldik. Gereği güzel şeyler de yaptık. Bugün halen daha varsak demek ki iyi şeyler yapmışız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk önce kendimizi eleştireceğiz. Biz ne yapmıyoruz eleştireceğiz. Biz ne yapmıyoruz, neyi yapmıyoruz. Şimdi delege seçimleri diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz. Ne olurmuş yani? Sonuç etkisi ne? Nedir yani? Şimdi ben size bir hikaye anlatayım. Anadolu'da böyle işte sizin üç tane ineğiniz, öbürünün üç tane danası bilmem neyi olur. Bunların hepsi toparlanır. Bir tane çoban tutarsınız. Çoban onu otarır. Köyün birinde çoban bu koyunları, inekleri götürüyor. Bu ineğe de Anadolu'da nakır derler. Yani bu şeyi otarmaya gider. Akşam olur. Çoban bu hayvanların hepsini kaybeder. Gelir tek başına. Herkes sorar der ki ya benim inek nerede? O öbür bilmem onun danası nerede? Yaşlı bir nene de gider. O çobana der ki oğul der. Ya benim alaca dana nerede? Ya çoban da der ki ya nene der. Koca nakır itmeyi sen bir alaca danayı soruyorsun. Yani şimdi bakın bu kentte delege seçimi kim delege olmuş? Bence belediye başkanları olmuş. Kim olmuş delege? Ne delegesinden bahsediyorsunuz? Böyle bir şey yok yani. Bir belediyede, bir ilçede 400 delegenin 320 tanesi belediye çalışanı, geri kalanı da belediye çalışanının akrabaysa ne delegesinden bahsediyorsunuz, ne şeyinden bahsediyorsunuz? Böyle bir şey yok yani. Buraya tam katılmadım. Neden? Kaç ilçede belediye başkanı desteklediği adaylar kazanamadı? Şimdi bakın bir genel. Ha genelden genel, mi? Genel tabii. Sonuç etkisinden bahsediyorum. Şimdi biz yani ilçe mevzunu bir soruya bırakalım. Yani delege seçimleri nasıl yaptık? Evet. Ha. Şimdi bakın biz Bayraklı'da siyaset yaparız. Yani Bayraklı'da bir baktık ki arkadaş yani üyeler o kadar hırpalanıyor ki kiminin işte aş iş falan bağlantısı. Arkadaşlar oturduk dedi ki bakın bu örgütü bu kadar kafasını gözünü kırmasına izin vermeyelim. Gelin bu delege sürecinden çekilelim. Çünkü bu çok orantısız bir güç. Aşla işle şimdi siz birine kalkıp diyorsunuz ki insanları midesiyle terbiye edin. Sen de aynısını yapıyorsun. Ne var sen de buranın bir küçüğüsün. O Türkiye'de yapıyorsun. Sen de burada yapıyorsun. Yani şimdi dediğim gibi yani ne olurmuş delege seçimleri bir kere delege seçimleri ben genel başkanlığında olsam İzmir'i kurultaya sokmam. Sokmam kurultaya. Yanlış duymuyorum değil mi? Evet kurultaya sokmam. Niye sokmam? Siz yani İzmir'i il olarak mı Ankara'daki kurultaya mı yoksa İzmir'i? Hayır. İzmir kurultayına. Evet. Ben şeye kurultaya sokmam. Şöyle sokmam. Bir genel başkan diyecek ki belediye başkanları bu örgüt işlerine karışmayın. Bunu söyledi zaten. Ha. Ama bu dediğin insanlar hepsi sanki katılın demiş. Sanki bu işlere müdahale edin demiş. Hepsi bu işe gövdelerini koydular. O zaman burada bir problem var. Ya bu partiyi siz mi yönetiyorsunuz ben mi yönetiyorum? Kim yönetiyorsa belli olsun. Böyle bir şey olmaz. Burada sıkıntı var. Burada problem var.
Ondan sonra çok, çok ciddi bir suçlama yaptığınızı farkında mısınız? Abi olabilir. Yani ne var? Yani bunlar söylemeyecek miyiz? Yani hepsini mi halının altına süpüreceğiz? Her şeyi halının altına süpürelim. Hadi süpürelim bize, şey ne olacakmış? 2019'da 1,5 sene var seçime. Ne yapacaksınız? Her şey çantada kekik mi zannediyorsunuz? Öyle bir şey yok. O zaman halın altına süpürmek yok kardeşim. O zaman namuslarda namussuzlar kadar cesur olacak. Yok öyle bir şey. Hiçbir talebim de yok. Hiçbir beklentim de yok. Ne olacakmış yani? Bu halde olsan ne olur, olmasan ne olur? Ne olurmuş yani? Ben bürokrat. Ben 1/4 devlet memuruyum. Ben bu partinin her kademesinde görev almışım. Ve ben İzmirliyim. İzmir çukurunda da bir ismimizi bilmeyen yoktur. Ve de iyi bilir herkes. Siz bizi kızakta tutuyorsunuz kardeşim. Ben 12 senedir kızaktayım. Görev vermiyorsunuz, iş vermiyorsunuz ama ne yapıyorsunuz? Ankara'dan getiriyorsunuz, oradan getiriyorsunuz. O zaman buyurun Ankara'dakiler gelsinler, burada seçimleri onlar alsınlar yani. Bizi yok sayamazsınız. Ben bu kentin adamıyım. Ben bu kentliyim ve ben İzmirliyim. Hatırlar mısınız? Burada bir Hasan Fehmi Vani diye bir adam vardı. Evet. Ne yaptı? Kanallar yaptı. Üzerine dandik demirleri yaptı. Demirlerin hepsi kırıldı. Şimdi döküm yapıyoruz. Bu kente sorumlu olan birisini yapmış olsaydınız bugün yakasından tutardınız. Gel lan, ne yaptın sen bunları? Bu kenti zarar olsun. Gidin bulun da hesap sorun. Yarın Ankara'dan getirdikleriniz, şey yaptıklarınız da yarın gidecekler, hesap soramayacaksınız. Ha, o zaman nedir? Kente sorumluluğu olacak. Peki hemen sözü. Ankara'dan gelenleri siz şu anda görüyor musunuz İzmir'de? Ya niye göresin hani adama ona? Milleti seçip de tekrar Ankara'ya gönderdi. Tabii. Ankara'dan görebiliyor yani, musunuz İzmir'de? Ya niye göresin? Yani problem bu yani. Kent, bak İzmir'e hep ne diyor? İzmir şöyle kötü. Şöyle ya bu kenti birkaç insanın eline vermişsiniz. Ona biz yaptık doğru. Yok kardeşim, siz yaptığınız doğru değil. Doğru olmadığını da görüyoruz. Bu kenti birkaç insanın eline vermişsiniz dediniz. Yani buyurun kardeşim, yani bu kentte böyle değil midir? Yani nedir? Yapılan şeyin hangi şeyi tartışılıyor bu kentte? Arkadaşlar işaret ediyorlar. Kerim Bey çok fazla kızdı herhalde. Yok, kızmadım. Olur. Evet, biraz daha isterseniz yaklaşım alalım. Evet. Şimdi ciddi suçlamalar yapıyorsunuz aslında. Yok, suçlamalar şimdi yapmıyorum. Tespit yapıyorum. Tespit yapıyorum. Tespit yapıyorum. Katılmadıklarını söyleyin, ben bunlara katılmıyorum deyin. Ben de katılmadıklarınızı açayım. Sen bunu böyle diyorsun, bu böyle değil de ben de şey yapayım. Şimdi delege seçimleriyle ilgili o kadar ilginç şeyler söylediniz ki, genel başkan yerine olsam ben İzmir'i almam dediniz. Yani. Almam, kurultaya yani, sokmam. Kurultaya sokmam dediniz. Ben olsam sokmam kurultaya. O zaman AK Parti'nin yaptığı gibi mi yapsınlar? Şunlar delege. Bu şu anda olan ne? Ya onlardan farklı ne yapıyorsunuz? Farklı değil mi diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Akşam iş dağıtıyorsunuz, bilmem ne dağıtıyorsunuz, delege seçimlerini öyle yapıyorsunuz. Baskı yapıyorsunuz, onun oğlu var, onun kızı var, onun gelini var, bilmem şey var. Ondan farklınız ne? AKP'den farklı olan yeriniz nedir burada, bana söyler misiniz? O da aynısını yapıyor. Sen de aynısını yapıyorsun. Yani öyle. Biraz daha farklı oluyor herhalde. Aş ve iş dediniz az önce. Tabii canım. Burada... Ya orada sen de veriyorsun. Burada bunlar da yapıyorlar. Buyurun gelin, hangisi? Ben sana tüm ilçelerde anlatabilirim yani. Hiç yani şey yok yani. Sıkıntı yok. Problem yok. Peki gerçekten partinin içerisinde yıllarını, şimdi az önce kendinizi örnek olarak verdiniz de, partinin içerisinde yıllarını vermiş böyle emektar, parti emekçisi diye nitelenen kişiler gerçekten hep devre dışı bırakılıyor. Hepsi dışarıda. Bakın son yıllarda eğer sizden akıllı insanlar varsa, çalışkan insanlar varsa, bunların hepsi dışarıdadır. Bir örneğini ben gördüm. Bilemem. Yani eğer çok kapasiteliyseniz, eğer sokakta karşılığınız varsa yaşam hakkınız yok. Az kendinizi biraz salak gibi göstermeniz gerekiyor bizde bir şey olabilmek için. Çok akıllı olmak çok sıkıntılı bizde. Ya da birinin çantasını taşımak gerekiyor. Yani vesaire. Ama partinin zeki, gerçekten partiyi çağırtlatacak, iktidarı taşıyacak insanlara ihtiyacı var. Bunu herkes de biliyor. Ya öyle ama bakın, ya hocam bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel sekreter dediğin zaman nedir?
yer yerinden oynardı böyle. Genel başkandan daha çok saygılar herkes yapardı. Bir CHP zaman, geleneğine bakın, hep böyledir. Öyleydi, evet. Bu partinin genel sekreteri der ki, ya ben şu belediye başkanına söyledim, bizi dinlemiyor. O zaman orada oturmayacaksın birader. Oturmayacaksın o zaman orada. Genel sekreterin söylediği de çok haşhaş, Allah'ın emri gibidir, yerine gelir. İyi de ilçe başkanı... Sen belediye başkanı senin telefonuna çıktın mesela, kendini sorgulayacaksın. Ama ilçe başkanları kardeşim da belediye başkanlarının arkasına koşuyorsa bu gayet doğru herhalde. Ama şimdi bak, ilçe başkanları, bak ilçe başkanı seçilmiyor. Belediye başkanlarına... Yardımcı mı seçilmiyor? Yani kendilerine ne mala davara zarar olmayan adamlar koyuyorlar. Diyorlar ki bunlar gelsinler bizim adamımız. Bak İzmir'de şu anda bir tane ilçe kongresi oldu biliyor musunuz? Öbürlerini boş ver, öbürleri hikaye. Buca. Onun dışında kongre falan yok. Bir tane demokrasi oldu orada. Kıran kırana bu mücadele etti aldı. Kaybeden kazanan hiç fark etmez. Bak orada demokrasi oldu. Bak orada bir şey oldu. Karşıtı oldu. Daha başka ilçeler de oldu. Belediye başkanı desteklediği adaylar kazanamadı. Birkaç ilçe oldu. Yani 4 tane ilçe oldu herhalde. İşte hocam yani şimdi yarın ilk kongresinin belediye noktasında ne kadar etkili? Yani ona bakmak lazım yani. Hocam şimdi özetle şu. İşleri iyi gitmiyor. Kral çıplak. Parti açısından mı söylüyorsunuz bunu yoksa Türkiye? Ben şu anda parti açısından ve bu İzmir'in yönetimi hakkında söylüyorum. Evet, kral çıplak. Şimdi kral çıplak diyorsunuz. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu buraya geliyor. Türkiye'nin bir numaralı örnek kenti İzmir diyor. Şimdi bir terslik var. Siz bunu söylüyorsunuz ama Sayın Genel Başkan geliyor buraya. Hatta Türkiye'ye örnek olarak gösteriliyor. Ben bilemiyorum. Eskişehir gibi bir kent dururken neden İzmir örnek gösteriliyor? Bunu ben örnek gösterilecek bir yer olduğunu düşünmüyorum. Tabii şimdi problem ne biliyor musunuz? Ankara'dan geliyorlar İzmir'e. Arkadaşlarımız deniz kenarında oturuyorlar. Kiminle görüşüyor? Zaten sorun olan adamlarla görüşüyorlar. Ya bir de gelin sokağa inin ya. Çok biraz zor ya o iş. Gelin bir de sokağa inin. Gelin bir gezelim sokağa. Gezelim varoşları gezelim. Bilmem bir yerleri gezelim. Bir kere eğer sen bir sosyal demokrat partisin. Eğer varoşlardan oy alamıyorsan otursan en çok onu düşüneceksin. Alsancak'ın verdiği oyla eğer iktidar oluyorsan düşüneceksin. Burada bir problem var yani. Sana Kadife Kale oy vermiyor. Gültepe artık senin değil. Ondan sonra gel bunları konuş yani. Bunları değerlendir. Ama ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz sen ben bizim oğlan alkışla geç. Ne oldu? Yarın diyor ki takke düşer kel görünür. Biz bunları söylerken kötü bir şey söylemiyoruz. Biz 2019'u onların görmediklerini görüyoruz. Şimdi dışarıdan birisi der ki, az önce bir şey söylediniz. Ben 12 yıldan beri kızakta tutuluyorum dediniz. Dışarıdan birisi der ki Kerim Özel kızakta tutuluyor. Onun öfkesi. Hayır. Bu eleştirileri yapıyor der. Bakın arkadaşlar benim böyle bir talebi olan bir adam değilim. Bakın ben Basmanlı Oteller Sokağı'ndan gelen bir adamım. Benim doğduğum yerin nüfusu 3000. Ben çok yani sıradan bir ailenin çocuğuyum. Ben İzmir'e kara lastiği naylon ceketiyle gelmiş adamım. Ben bu kentte, bak beni ciddiye almışsınız, oturuyorsunuz. Değil mi? Ben bu kentte herkese rağmen doğduğum yerin nüfusu 3000 olan yerin 1 milyonlu kentin seçilmiş ilçe başkanlığını yapmışım. Sokakta benim adım Kerim Özer değil, başkan. Ne olacak mı? Bu onur bana 100.000 sene yeter. Ben komünik yaptığım kentte belediye başkan yardımcılığı yaptım. Ben Basman Otel Sokağı'na gidin, Yeni Yıldız Palace Oteli vardır. Evet. Ben orada komi olarak başladım ve üniversiteyi o sokakta bitirdim. O sokağa gidin, ben gittiğim zaman herkes ayağa kalkar. Niye biliyor musun? Bizim içimizden çıktı diye herkes boynuma sarılır. Şimdi biz geldiğimiz yeri unutmayız. Ben sahip olduklarımı rüyamda görsem hayra yormam. Allah'a bin sefer şükürler olsun. Ben çok çok şeyin sahibiyim. Alın terimi bu sokaklar çok iyi. Tabii. Bakın ben bu kentte açtığım telefonun hepsinin karşılığı vardır. Bir sürü insan gelir, herkesin işine koşmaya çalışırım. Ne olacakmış yani? Yani makam mı yapıyormuş yani? Önemli olan bu koltuktan kalktığınızda adam yerine konulur musun? Ona bak dersin.
biz bu koltuk olmadan ben adam yerine konulursa. Kaç kişi selam veriyor? Tabii. Bu koltuk iki şeyi vardır. Bir, bu koltuğa güç veren adamlar, bir de o koltuktan güç alan adamlar. Biz o koltuğa güç veren adamlar, biz o koltuktan güç almayız ki. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Zaten biz kendimizi ispat etmiş bir adamız. Sadece bana, bilmem şu olsa ne olur, bu olsa ne olur. Şimdi ama daha şair der ya, dostun gülü yaralar beni. Sıkıntı o yani. Yok sen ne olacak? Bak hiçbir talebim yok. Hiçbir talebim yok, hiçbir şey de istemiyorum. Ama bakın, bu kenti yönetenler çok iyi bilir ki Kerim Özer'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne neler vermiş. Hiçbir şey almadım, hep verdim. Ama kargadan korkan darı dikmeyecek. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir problem yok, hiçbir pişmanlığım yok. Ama şeyimiz ne? Kardeşim, biz bu partinin her yerinde olmuş bir adamız. Biz bu partiyi karşılıksız sevdik, o da bizi karşılıksız sevdi. Cumhuriyet Halk Partisi demek bu kentte 3 tane köşe başını tutmuş adamlar değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ni onlar erittiler, bitirdiler. 2019 çok iyi gelmiyor ve bu insanlar artık 2019'da da fatura ödetecek. Ve herkes yoruldu. Ve bunlar yordular. 2019 çok iyi gelmiyor derken Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyorum. Tabii canım. Ben İzmir açısından söylüyorum. İzmir yani açısından. Türkiye açısından o, yani o kadarına ufum yetmez. Hiçbir şey değişmediğine göre İzmir'de görünen o. Yani bakın hiç kimse bu kentte yaşayanlar İzmirli akıllı insandır. Şey insandır. Siz yani her şeye rağmen işte şu olmasın diye bize bir yarın oluru çıktığında ne yapacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi sorunu yani, biliyor musun? Daha açık söylüyorum bunu. AK Parti gelmesin diyerekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verildi. Yarın bu olmazsa diyorsunuz. Yani hemen yarına girelim isterseniz. Ya da sözünüzü siz bitirin, ondan sonra ben gireyim. Yani şimdi bizim sorunumuz şu. Bizim partimizde evin danası hiç öküz olmadı. Hep dışarıdan. Pardon, bir tekrar. Evin danası hiç öküz olmadı. Anadolu'da böyle bir söz var. Dan olarak kabul evet, evin danasını öküz yapacaksın. Yani ki candan, yürekten olsun. Ses hep devşirmeler, devşirmeler, devşirmeler. Ben 42 yıldır İzmir'de yaşarım. Ben İzmir'in daha belki %20'si daha bilmiyorum. Siz oradan buradan getireceksiniz, bilmem ne yapacaksınız. Bu kenti dizayn edeceksiniz. Ondan sonra biz de size hep şey. Yok canım öyle bir şey. Olmadığını herkes görecek. O kadar uzun boylu değil. Ve bu kentte sosyal demokrat sol duruşunuzu sergileyeceksiniz. Yok kalkacaksınız, o kimlik bu kimlik. Tek kimlik var Cumhuriyet Halk Partisi. Öbür kimlikleri reddediyorum. Yok öyle bir kimlik. Evet Ahmet abi evet, bana... Karanlık bir tablo çizdiniz. Evet. O zaman biraz daha o karanlık tablonun içerisine biraz daha girelim. Bilmem Ahmet abi. Şimdi... Delege seçimlerinde ve ilçe seçimlerinde aslında kötü bir tablo çizildi diyorsunuz. Ve bu nedenle 2019 seçimleri İzmir açısından iyi olmayacak diyorsunuz. Bir şey daha ekleyelim buna. Buyurun. İyi Parti meselesi var. Şimdi İzmir'in yapısını biliyoruz aslında. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi değil. Kimse kendini kandırmasın. Şimdi bir İyi Parti gerçeği var. Bu İyi Parti'yi burada da temsilcileri de genellikle İzmir özellikle Bakır Çayabzası veyahut da çevre ilçelerde ağırlıkla Demokrat Parti, Anavatan, Doğru Yol taraftarları. Atatürkçüler. Atatürkçüler de bu işin içerisinde var. Şimdi, yani şimdi biraz önce çizdiğiniz o kötü tabloya bakıyorum. Şimdi bir de bunu eklerseniz yanına. Şimdi bakın yani belki İzmir'de biz seçimleri nereden alıyoruz? Deniz kıyısında. Konağı düşünün hocam. Konakta her yer gelir. Güzelyalı, Göztepe, Alsancak buralar gelir bir seçim alırız. Evet. Şimdi buraların eğer siyasi duruşunu, tabanını tahlil etmemişseniz o akşam şeyler açıldığında kafanızı taşlara vurursunuz. Şimdi derler ki yaman işe ezel baştan ağlamak lazım. Biz yaman işe ezel baştan alıyoruz. Baştan söylüyoruz. Biz bugünden söylüyoruz ki yarına taş koyuyoruz. Diyoruz ki bakın bunları biz söyledik kardeşim.
Arkadaşlar bakın, bu kentte AKP ile CHP arasında ortalama 12 ile 15 puan arasında fark vardır. Bakın, evet. Dökün yerel seçimleri. Şeye bakın, 12-10. Siz kendi kendinizi kalmıyorsunuz ve kendi şeylerinize, kendinize inanmıyorsunuz. Nedir? İzmir bizim kalemiz. Ya neyin kalesi kardeşim? Yani 18 tane milletvekilinin, bilmem 24 tane milletvekilinin yarısı sende, yarısı dışarıda, da kale. Bak, kale Kayseri. Adam bak, kalesi. Değil mi? Kale, bilmem şurası. Konya. Neyin kalesine bahsediyor? Yarısı sende, kale. Yok öyle bir şey ya. Yarısı seninize, kalem falan değil. O zaman yarım kale. Yani biz kendi gerçeklerimizle yüzleşme gibi bir sorunumuz var. Kendi gerçeklerinizle yüzleşme. Ha, bu kent bize sahip çıkar. Ama siz kendine sahip çıktığınız müddetçe, samimi olduğunuz müddetçe. İyi Parti etkileyecek mi? Çok. Vallahi ben İzmir'de bu hani Meral Akşener kimliğinin eğer şu ana kadar kurgusunu tam yapamadılar. Ben yani kurguyu çok doğru şey bulmuyorum. Yani anahtarı bir parti haline getirebilir iseler, sadece MHP'lerin küskünleri partisinin dışına çıkarabilir iseler, dört tane ayağı oluşturabilirseler, yani ne bileyim işte, yani dindar, dinci olmayan dindarı, ırkçı olmayan yani Kürt'ü, Türk'ü, bunların hepsini bir araya getirebilir iseler, yani o iddiayla yola çıktılar ama şu anda öyle bir şey yok. Zaten şu anda 1,5 ayak, daha 2,5 ayakları yok. Akşener, onları oluşturamadılar. Akşener'de geziyor biliyorsunuz. Geziyor ama tabii şey, yani şimdi hocam, şimdi ne yazık ki bizim gibi ülkelerde siyaset aşağıdan yukarıya örgütleşiyor mu? Yukarıdan aşağı doğru şekillendiği için, yani o şekillenmede o emareler, yani 1,5 ayak var daha. 2,5 ayağı henüz tamamlamadılar. Eğer tamamlayabilir iseler, o zaman bir iddia sahibi olabilirler ve şey. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından birisi gitti Akşener'in yanında. Demokratik Sol Parti'de bakanlık yapmış birisi Akşener'in yanında. Yani şimdi öyle bakarsan. Yani şimdi tabii ben Aytun Bey'den. Tabii sadece bunlar değil, İzmir'den 5 kişi. Aytun Bey'den bahsediyoruz. Aytun Bey zaten yani geldiği yeri unutmayan, gelince de bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne de dışarıdan gelip en çok katkı koyanlardan bir tanesiydi. Ben öyle bakarım. Aytun Bey geldiğinde bu partide olduğu müddetçe de görevini layıkıyla yapan bir adamdı. Çalışkan bir vekil. Yani. Bunu hakkını vermek lazım. Şimdi işte başka yerden gelmiş gelenler etkisi ne, yani çarpanı ne, o önemli. Yani Aytun Bey'in bir çarpanı var bu kente. Ama diğerlerinin bir çarpanı, bir etki değeri yok bence. Bu çarpanıyla ilgili yani şey. Yani çok da yani diğerlerinin çok etkili olduğunu düşünmüyorum yani. Yani şimdi bir kentte kaç tane doğru yol kaldı, bilmem kaç kişi kaldı. Onlar artık nostalji şey yani o iş bitti, o işler kapandı, o evrildi yani. Yani 20 yıl, 30 yıl önce o zaman bir yaşındaki çocuk 30 yaşında oldu. 30, 40 yaşında olan 70 yaşında oldu. Onun zaten aklı kuvvetine yetmiyor artık. Onun için yani oranın bir şeyi yok yani ama Aytun Bey gibi insanlar doğru iş yani, doğru bir tercih, doğru şey yani. Evet, şu yazınızda aslında, yayınladığınız yazıda güzel bir cümle de dikkatimi çekti. Biraz evvel konuşmalarınızla ilintili aslında. Daha doğrusu partide yıllarını vermiş parti emektarlarıyla ilgili. Emeğin yaşam hakkının olmadığı yerde varlığını koruma gayreti içinde olsan ne yazar diyorsunuz. Yani, aslında güzel açtınız biraz evvel bunu da. Yani cümle olarak çok hoşuma gitti işte, o yüzden. Ya şimdi şöyle bir şey, tabii biz bunları ressamın şeyi gibi 40 yıl bir saat diyor ya. Şimdi tabii biz 40 yıldır biriktirdiklerimizi zaman zaman böyle kaleme alıyoruz. Yani Zülfiyar'a dokunsun diye. Tabii İzmir'de insanlar da bizi bilir. Yani ben hiçbir zaman idareyi maslahatçı asla olmadım. Olmayacağım da yani. Problem yok yani. Dedim ya ben kendi ölçeklerinde bakarsan başardığını düşünen adamlardanım yani. Onun için öyle çok idare maslahatçı olmak gibi bir derdi olan bir adam değilim yani. Bu söylediklerimden, bu kentte bu konuştuklarımın
hepsinin ne anlama geldiğini bilerek konuştum. Böyle gaza gelip konuşmuş bir adam falan değilim. Yani evet. Bunu bu kentte kimlere rahatsızlık vereceğini ne vereceğini versin yani. Biz de çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilemeyeceğiz. Ama kelime özürü tanıyanlar da bilirler yani. Biz yani gözümüzü budaktan sakınmayız. Yani bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Biz yaşam eksiğiyle gelmişiz. En kötü ihtimal geldiğimiz yere gideriz. O da çok bizi çok şey olmaz yani. Zaten etmez. Ne olacakmış yani. Dolayısıyla şu anda yani bu söylediklerimiz sonunda da söyledik, dedi ki bir gün bir yerde yerini bulur. Bu söylediklerimin genel anlamı şu anlama geliyor. Bakın arkadaşlar, İzmir ölçeğinde İzmir'i Cumhuriyet Halk Partisi adına yönetenler, Cumhuriyet Halk Partili olan bu partinin vicdanını yoruyorlar ve yorulduk. Bizi çok yordunuz. Hiç problem değil. Ben ne olacak? Ben bürokratım. Ben memurum. Çekilirim kenarıma. Hiç problem değil. Ne olacak? Yani giderim Urla'da balık tutarım. Hiçbir sıkıntı yok yani. Biz oraları açtık. Öyle bir derdim yok. Yani hayattan büyük beklentileri olan bir adam falan da değilim yani. Dedim ya az önce, sahip olduklarım inan rüyamda görsem hayra yormam, yeter. Yani dedim ki ben çok yani zengin bir adam falan değilim, onların hepsini harcadım geçmişte, sen bilirsin Ahmet abi. Ama ben mutlu bir adamım, küçük şeyler bizi mutlu eder yani. Bu arkadaşlarımız bizi istedikleri gibi biz yürüyelim, onlar kafamıza vursunlar. Biz daha güçlenerek geliriz. Başka yerden nereden geleceğimizi kimse çok şey yapamaz. Küçük ama şeylerden mutlu oluruz dediniz. Tabii. Birileri küçük şeylerden mutlu olmuyor. Olmaz. Şimdi, o yüzden mi oluyor bunlar hep? Şimdi onların kaybettiği yaptıkları şey bu. Biz külden topraktan geldik. Kavgadan geldik. Mücadeleden geldik. Şimdi onlar bu kentte ben 15 senedir dayak yiyorum. Onlar beni tokatlıyorlar, düşüyorum bir daha kalkıyorum, düşüyorum bir daha kalkıyorum. Ulan diyorlar ki, ulan bu adam niye kalkıyor? Şimdi bakın, onların bilmedikleri bir şey var. Biz ne iddiamızdan ne de sevdamızdan vazgeçeriz. Biz ikisinden de vazgeçmeyiz. Biz hayatımızda hiçbir şeyi hazır bize gelmedi. Hayatımızda hiçbir şey hazır gelmedi. Her şeyi emeğimizle, yüreğimizle yaptık. Sen beni, bizi kıza alırsın. Bize yaşam hakkı vermesin, ben de giderim, yaptığım şeyin en iyisi olurum, en iyi garson olurum anasını satayım. En iyi komi ben olurum. Ne olacak, hiç problem yok. Bizim öyle bir kompleksimiz yok. Biz onları çoktan aştık. Dolayısıyla onların bilmedikleri şey o. Bu kentin inançlı ve iddialı insanlara ihtiyacı var. Ben hayatımdaki ilk aldığım spor ayakkabıyı hiç unutamam. İlk ayakkabı, o bile başarmak biliyor musunuz? Karalastiğinizde geliyorsunuz, gidiyorsunuz, o zaman yeni Karamürsel vardı. Gittim yeni Karamürsel, bilmiyorum halen var mı? Yeni Karamürsel'den şey aldım, spor ayakkabı aldım. Ondan sonra dedim, giymeye kıyamıyorum. O bile o kadar başarı ki, yani ne anlama geliyor? Başarmak. Başarmanın hazını duymamış bir kişiden hiçbir cacık olmaz. Babaların oğullarıyla olmaz. Sadece babaların oğulları değil. Bu partide bazı şeyler babadan oğula geçmeyecek. Az önce size anlatmıştım. Bir gün bana bir gazeteci abim aradı. Dedi ki ya birader dedi, sen niye aday olamadın dedi. Nasıl oldu dedi. Dedim ki bak, bu kentte Halil Atilla'nın oğlu, Pirişna'nın oğlu, Kenan Akpınar'ın oğlu. Ya dedim, ben de Odacı Turan'ın oğlu olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi eğer Odacı Turan'ların oğlunu da yok saymadığı müddet zaman olacak bu işler. Onların hepsi hazırcı. Biz kavgadan geliyoruz, mücadeleden geliyoruz. Onlar nereden geliyorlar? Babaların isimden. Babadan, isimden. Yani sorun bu, mesele bu, şey bu. Ben bu söylediklerimi... Tabii sadece İzmir'de değil söylediklerimi. Tabii Türkiye için söylüyorum. Hocam ne olacak, Türkiye'yi kurtarmışsın, İzmir'i kurtarmışsın. Ne olacak? Türkiye'ye ne yaptın? Türkiye. Bunu söylediğim şey bu yani. Ben bu söylediklerimi, buradaki anlattıklarımın aynı şekilde
Ben kimseye şikayet etmem. Bak yazılarımda da şikayet falan yoktur. Ne yaptım? Bu yazdıklarımın hepsini genel başkanıma mektup olarak da verdim. Daha henüz çağrılmadım bile. Bunların hepsini yazdım. Ne diyorsun demedi kimseye. Yok ya, böyle bir dertleri yok kimsenin bu kentte ya. Öyle bir şey yok yani. Herkes Sırça Köşkü'nde çok mutlu. Evet, herkes Sırça Köşkü'nde çok mutlu. Süremiz sonuna yaklaşmıştık ama Basmane'de yetiştim dediniz. Şuradaki otelde yıllarımı verdim dediniz. Yeni Yıldız Palace Oteli'nde. O otel sayesinde. Akıncı Oteller. O otel sayesinde üniversiteyi bitirdim, bir yerlere geldim dediniz. Tabii. Şimdi az önce Kadife Kale'den bakmıştık. Biliyor musun? Kale'den bakın, şu meydan görünüyor mu? Hangi taraf? Ne var burada? Ne oluyor orada? Ha, ben de onu soracaktım zaten. Hani kaleden bakınca görünmüyorsa şuradan çıkınca bir bakalım diyecektim. Bilmiyorum, 2 yıldır kapalı orası, ne oldu? Çünkü siz yıllardan beri hemen o meydanın karşısındaki binada kaldınız. Uzun yıllar kaldınız orada. O meydanın ne olduğunu, o meydanın İzmir için ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilen birisiniz. Her yerde Basmane'de yetişmiş birisi olarak. Ne oluyor Sayın Başkanım? Şimdi bakın, kentlerin hafızaları vardır, hafıza. Hı hı. Şimdi bakın, Saat Kulesi bir hafıza. Elbette. Değil mi? Cumhuriyet Meydanı bir hafıza. Basmane Meydanı bir hafıza. Yani kentin kimliğidir. Kartvizitidir. Şimdi sen Ankara'dan getirdiğin adam bu kentin hafızasını niye bilsin kardeşim? Neden bilsin? Ne anlama geldiğini niye bilsin? Neden bilsin ya? Şimdi bir ucundan da adamı gaz veriyorlar Konak Belediye Başkanı yapalım. Ya ayıp ya, bu kadar da ayıp ya. Yalakalığında bu kadar ayıp ya. Ne olmuş ya? Ne oldu? Ne yapmış da Konak Belediye Başkanı yapıyormuşsunuz? Ama de ya, ne yapacağız? Bu zübük mü arıyorsun? Zübüklük o kadar çok ya. Gırla. Bu meydana hiçbir şey yapmamalıydı. Bu meydana yapılabiliyorduysanız, becerebiliyorduysanız, bu meydana alt geçit yapsaydınız da bu meydana araba hiç çıkmasaydı. Gir alttan. Alt geçit yap, burası da meydan olsun. Yani bu koyacağın şeyi şurada fuarın kenarında bir yerde koyarsan ne oluyor? Yer mi yok? Müsait yerler de var. Tabii ya, ne olacak bir şey? Olmayacak bir şey değil bunlar. Daha derler ya, gökte ne yağmış da yer kabul etmiş. Yine bu yazınızın içerisinde vardı herhalde. Bu politika diyordunuz, tavşana kaç tazıya tut politikası diyordunuz. Öyle mi gerçekten? Hala öyle devam ediyor mu? Ve gelecekte de yani en azından 2019'a kadar böyle devam edecek mi? Ya şimdi siyaseti artık emek üzerine değil. Sen kaç kişi tanıyorsun, diğeri kaç kişi tanıyor? Hmm. Bilmem ne, bunların üzerine. Şimdi işte biliyorsun, bir önceki süreç kimlerin ve nelerin ve nasıl, hangi yöntemlerle dizayn edildi. Ben yeni bir şeylerin olabileceğini düşünenlerden değilim yani. Yeni bir şeyler olmayacak. Yine elitler, seçkinler, yine halk çapaya. Hep beraber biz yine kavgayı bize verdirecekler. Biz koşacağız, biz yapacağız. Yine elitler, seçkinler bir yerlere gelecekler. Halk deyimle senden bizim oğlan olacak. Tabii yani şey yok. Yani, değişen bir şey olmayacak. Yani bize biçilen şey yani marabalık yani. Bize onlar için hep marabayız yani. İyi marabayız yani Allah için yani. Her şeyiyle marabayız. Bizim maraba olarak devam edeceğimizi düşünüyorlar ama yanılıyorlar. Artık öyle yok, o kadar uzun boylu değil. Peki bir çalışma var mı bu konuda? Olmasın diye, bu şekilde gitmesin diye. Bir umut ışığı görüyor musun böyle? Mesela İzmir'de, fazla öbür tarafa gitmeyelim. Ya İzmir 2-3 adam tarafından manipüle edilmiş, önü kapatılmış. Şimdi bakın İzmir'deki ittifaklara baktığınız zaman burada yani İzmir bugüne kadar son 2-3 şeydir birilerinin şantajıyla, tehdidiyle buraya kadar geldi. Bundan sonra da aynen gider mi? Vallahi gider. Mesajı görüyor musunuz? Nereye yapılmış? Konak Belediyesi'nin sabah saatlerinde operasyon yapıldığı konuşuluyor diyor. Evet, özel yetkili müfettişler.
Peki İstanbul'daki görevden almaya ne diyorsunuz? İzmir'in dışına taştık ama. Ya şimdi şöyle bir Şamil abi ya tabii. Şimdi İstanbul'dan sonra bu da gelince şöyle, o yüzden sorma gereğini hissettim. Şimdi bir şeyde bir yanlış var ise bu yanlışı yapanın CHP'li olması, AKP'li olması, şey olması, yani bence bu ülke son 10 yıldır, 15 yıldır hatta bir 20 yıldır çok dejenere oldu. Yani eğer bu sistem bu safralarını atmak zorunda. Yani bu eğer bu işlerin içerisinde kimin bir şey varsa bence inşallah adil olur her şey. Şeffaf olur. Sadece yani siyasi bir operasyon değil de cidden bir operasyon ise yapılsın ya, ne olup olmadığı çıksın. Yani sen abdestinden eminsen sorun yok, ne olacakmış yani? Evet, burada da değerli belediye başkanımız aynı şeyi söylemiş. Hatta söylemiştim ona. Ya dedi, her gün müfettişler geliyor, herkes şikayet ediyor. Siz hiç şikayet etmediniz diye sormuştum kendisine. Ya dedi, benim yaptıklarımda şüphem yok ki dedi. İsteyen istediği kadar gelsin dedi. Böyle olabilmek lazım herhalde. Yani bakın ben size şunu söyleyeyim. Benim yani Sema Hanım'la hiç insani münasebetim daha yok. Ama yani Sema Hanım'ın olduğu yerde de problem de olmaz. Yok öyle bir şey yani. Ben duymadım da tanık da olmadım yani. Şeyim de yok. Yani yarın bir yere aday olsa da karşısında olacağım. Ama doğru da doğru kardeşim yani. Yani doğru da doğru. Yani böyle bir şey. Yani arkadaşlar siyasi bir şeyler olma ihtimali daha yüksek. Yani eğer doğruysa tabii. Bu doğruysa yani zannetmiyorum yani bir şey olmaz yani. Evet. Çok teşekkürler. Abla biz teşekkür ederiz. Ama şöyle ekranlara dönelim. Ya hep seni seyrettim ya. Son sözlerinizi alalım şöyle. Evet. İzmirlilere neler söylemek isterseniz. Buyurun tekrar sizin. Evet. Ben epey bir vaktinizi aldım. Teşekkür ederim. Bir sürçülisan ettiyse af olsun. Bu kent bizim. Bu İzmir bizim. Ben İzmir'de öleceğim. Çocuklarım burada doğdu. Ve ben İzmirliyim. İzmir için bir taş üstüne bir taş kim koyarsa başımız üzerinde yeri olur. Benim Kerim Özer olarak bu kent için, İzmir için yapabileceğim bir şey hangi noktada ve hangi makamda olur isem olayım, İzmirli olmak ve İzmir'e hizmet etmek benim için şereflerin en büyüğüdür. Ben bu duygularla herkese iyi günler diliyorum, saygılar sunuyorum. En iyi günler sizin olsun. İnşallah her şey güzel olacak. Evet sayın seyirciler, yeni günden burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Kerim Özer'di, iş adamı ve siyasetçi. Daha doğrusu iş adamını kenara bırakalım, bir halk adamı ve siyasetçi. Biz yeni günün ailesi olarak kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ve yeni bir yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Teşekkür ederim.